Ağustos 2017. Valladolid, İspanya. Bir toplu mezar bulundu. Ülkenin her yerindeki 2000 toplu mezardan biri bu. Uluslararası Af Örgütü'ne göre İspanya, Kamboçya'dan sonra dünyada en çok toplu mezara sahip olan ülke. İspanya İç Savaşı'nın galibi, General Francisco Franco'nun mirası bu. 1939'da ülkenin kontrolünü ele geçirdikten sonra kendi vatandaşlarına karşı bir şiddet dalgası yaratarak hükmünü pekiştirdi. İç savaş ve husumet sona erdikten sonra muhtemelen 20 bin kişi infaz edildi. Bu terör rejimiydi. 6 yıl içinde Adolf Hitler kendi canını alacaktı. Benito Mussolini de baş aşağı sallanacaktı. Ama Franco, İspanya'yı 35 yıl boyunca acımasız ve etkili bir şekilde yönetecekti. Franco, adına işlenen suçlar yüzünden hiç uykusu kaçmayan biriydi. Bu generali halkına savaş açmaya, ülkesinin yeni demokrasisini yok etmeye ve Avrupa'nın en uzun süren diktatörlüğünü kurmaya iten neydi? Diktatörlüklerin geçtiğimiz yüzyılda inanılmaz etkileri oldu. Bu diktatörler birbirlerinden ders aldı. Hepsi farklı ama çoğu aynı taktikleri kullanıyor. Terörün kullanımı. Propaganda. Elit kesimi kontrol etmek. Şahıs kültü. Bir düşman yaratmak. Şiddet kullanımı. Diktatörlerin iktidarda kalmak için kullandığı araçlar bunlar. Diktatörün el kitabı. Francisco Franco'nun diktatörlüğünün kökenleri İspanyol ulusundaki derin bölünmelere uzanıyordu. Ailesindeki bölünmelere de. 1892'de doğan Franco bir donanma hanedanının 7. nesliydi. Ailesi yüzyıllardır efsanevi İspanyol filosu için denize açılıyordu. Francisco da onlara katılmanın hayalini kuruyordu. Ama hayali gerçek olamayacaktı. ...1898'de Franco 6 yaşındayken İspanya, Küba'nın kontrolü için Amerika ile savaşa girdi. İspanya ordusu hezimete uğradı. İspanyol-Amerikan savaşı bitince ülke Küba'yı, Porto Rico'yu ve neredeyse imparatorluğunun tamamını kaybetti. Yıkıcı ve rezil edici bir kayıttı bu. İmparatorluk olmayınca bir kimlik bunalımı yaşandı. Orduyla bağlantısı olan aileler, askeri ve siyasi elitler ve hükümet için kültürel ve politik bir travmaydı bu. İspanya'nın imparatorluğu parçalanınca Franco'nun ev hayatı da parçalandı. Babası Nicolas Franco, zamparalığıyla ve içmesiyle ünlü bir sosyete adamıydı. Franco'nun sorunlarının çoğu aile dinamiğinden geliyordu bence. Babası ondan nefret ederdi. İki erkek kardeşi vardı. Ve babası onları tercih ediyordu. Franco'nun annesi, kocasının bu rezil davranışları yüzünden kahroluyordu. Franco'nun annesi koyu Katolik'ti. Franco ana kuzusuydu. O yüzden bence bu iki şey hem bir savunmasızlık hissi hem de kendini kanıtlama isteği yarattı. Anne ve babası arasındaki çekişmede Franco, annesinin koyu muhafazakar İspanya vizyonunu seçti. Genç bir adamken subay olarak bunun için savaşmaya kararlıydı. Franco'nun sorunu donanmaya katılmayı çok istemesiydi. Ama İspanya'nın savaşta filosunun çoğunu kaybetmesiyle Deniz Harp Okulu kapanmıştı. O yüzden piyadelikle yetinmek zorunda kaldı. Çok daha az prestijli bir konumdu bu. 1907. Franco subay olmaya kararlı bir şekilde Toledo Harp Okulu'na girdi.
Yaşına göre kısa boylu ve tiz sesli olduğu için şiddetli sataşmalara maruz kaldı. Franco çok kısa bir adamdı. Orduda olmakla başa çıkmak için kullandığı yollardan biri bir takım mitler yaratmaktı. Franco hayatı boyunca biraz oz büyücüsü gibi oldu. Bir takım maskeler ardında saklanan biriydi. 1910'da mezun oldu. İspanya'ya askeri onurunu geri vermeye hevesliydi. Bunu yapmaya başlamak için en iyi yer İspanya'nın son sömürge karakollarından biriydi. Fas. İspanya Yarımadası'nda ordu subayıysanız rütbe atlamak çok yavaş süreçti. Pozisyon açılmasını beklemeniz gerekti. Franco Afrika'ya gitmeyi seçti çünkü hızla rütbe atlamak için en iyi yer orasıydı. 1912. Faslı isyancılar İspanyolları sınır dışı etmek için şiddetli bir sefer başlattı. Teğmen Franco Afrika ordusuna atandı. Faslılardan oluşan ve en azılı çatışmalar için kullanılan bir taburdu bu. Afrika ordusunun Franco gibi genç subaylara verdiği bir isim vardı. Ölümün Yavukluları. 1912'de birliğe atanan ilk 42 subaydan sadece 7'si 1915'te hayattaydı. Onlardan biri de Franco'ydu. Afrika ordusunda savaşırken diktatörlüğünü tanımlayacak bir taktik öğrendi. Terörü kullanmak. Terör, insanların kalbine korku salabilecek bir gücün ayrım yapılmadan ve keyfi bir şekilde kullanılmasıdır. Bu terör eylemleri kamuya açıktır. Kamuya açık olmaları, görülmeleri gerekir. Fas'ta sömürge savaşlarını tecrübe etti. Hiçbir sınırın olmadığı bir savaştı. Sivillere karşı açılan işkence ve toplu katliama izin verilen bir savaştı. Bu karakterine şekil verdi. Birliği, kana susamış taktikleriyle ünlü oldu. Faslı isyancıların kulaklarını, burunlarını kesip ganimetleriyle fotoğraflar çektirdiler. Acımasız bir savaştı bu. Aynı sırada bu adamın kişiliği şekilleniyordu. Kimliği belli oluyordu. Franco terörün düşmanlar kadar müttefikler üstünde de kullanılabileceğini öğrendi. Bir gün askerlerinden biri yemeği yemeyi reddedip subaylarından birinin yüzüne fırlattı. Franco o askeri vurdurdu. Ve taburun geri kalanını askerin cesedine bakmaya zorlayarak disiplin ihtiyacını hatırlattı. Terör taktiği, Afrika ordusuysa aracıydı. Bir gün ikisini de İspanya'da mutlak iktidarı ele geçirmek için kullanacaktı. Ama 1916'da sadece sınırlarını test eden genç bir subaydı. Haziran'da Franco'nun birliği isyancı siperlerine ön cephe taarruzu düzenledi. Çok tehlikeliydi bu. İsyancıların keskin nişancıları subayları hedef alıyordu. Taarruza önde liderlik eden Franco'ya bir kurşun isabet etti. Birliği 133 askerinin 56'sını kaybetti. Franco da az daha onlara katılacaktı. O zamanlar karın bölgesindeki yaralar neredeyse ölüm fermanıydı. Her şeye rağmen tamamen iyileşti ve binbaşılığa terfi etti. Aslı birlikleri için Franco'nun hayatta kalması bir işaretti. Onda baraka olduğunu söylemeye başladılar. Bir tür lütuf, talih demekti bu. O yüzden onu körü körüne takip ediyorlardı. Franco için hayatının bir amacı olduğunun teyidiydi bu. Bu hayranlık onu özel biri olduğuna, İspanya'ya yardım etmek için belki de Tanrı tarafından seçildiğini ikna etti.
Çok ünlü bir röportajında Afrika olmadan kendini nasıl anlayacağını bilmediğini söylemişti. Ulus'un sağcı gazetesi ona El Asse de la Legion demeye başladı. Yani Lejyon'un as adamı. İsyan bastırıldıktan sonra Franco, İspanya'ya ünlü biri olarak döndü. Tuğ generalliğe terfi ettirildi. 33 yaşında Avrupa'nın en genç generali olmuştu. Zorbalık gören küçük harp okulu öğrencisi gerçek bir savaş kahramanıydı. Afrika ona istediği saygıyı ve iktidara yükselişinde rol oynayacak acımasız taktikleri vermişti. Ama İspanya'ya döndüğünde siyasi değişim uğruna savaştığı her şeyi tehdit ediyordu. Franco Afrika'dan dönünce altüst olmuş bir kıtayla karşılaştı. Birinci Dünya Savaşı ve 1917'deki Rus devriminin sarsıntıları Avrupa toplumunu ve siyasetini kalıcı olarak değiştirmişti. Ama İspanya'da hala monarşi vardı ve yok olan imparatorluğuna tutunmaya çalışıyordu. Nüfusun çoğu kırsal kesimdeydi ve Katolik Kilisesi'nin çoğu vatandaşın hayatında baskın bir rol oynuyordu. Ulusta varlıklılar ve yoksullar arasında ciddi bir bölünme vardı. Varlıklı olanlar nelere sahip olduklarını ve bunları nasıl koruyacaklarını biliyordu. Bir şeyleri değiştirmek isteyenlerin ise çok farklı fikirleri vardı. Rusya'nın komünist devriminden ilham alan pek çok kişi Fransa ve Almanya gibi ülkelere yayılan sosyalizmi benimsemeye başladı. Diğerleri Benito Mussolini İtalyası'nın faşizmine yöneliyordu. Bazıları Katolik Kilisesi'ni baskıcı statükoyu korumaya yardım etmekle suçluyordu. İspanyol kiliselerinde altın mihraplar vardı. İnsanların açlık çektiği yerlerde büyük nefret yarattı bu. Anarşistler mevcut iktidar yapısını yok etmek istiyordu. Bunların gerçekleşmesi Franco gibi insanlar, gelenekçiler ve orduyla bağlantısı olanlar için kabul edilemez bir şeydi. Bunu gerçekten hiç istemiyorlardı. Hiyerarşinin olduğu, herkesin yerini bildiği yüzlerce yıllık İspanya İmparatorluğu artık yok olmuştu. Nisan 1931. Monarşiye gösterilen destek hızla düşüyordu ve ayaklanma riski vardı. İspanyol kralı 13. Alfonso seçim yapılmasını kabul etti. Kral 13. Alfonso 1931'de tahttan indi çünkü ülke onu reddetmişti. Eski İspanya'dan yeterince destek göremedi. 13. Alfonso'ya Hingü'den çoktu. Monarşiye karşı değillerdi ama şahsen ona karşıydılar. İspanyol halkı cumhuriyet kurmaya girişti. Haftalar sonra bir genel seçim yapıldı. Parlamentodaki koltukların çoğunu sol eğilimli partiler kazandı. Basın özgürlüğünü ve düzenli seçimi garantileyen yeni bir anayasa benimsendi. Erkek veya kadın, her İspanyol oy verebilecekti. Ama bu değişim dalgasından herkes memnun değildi. Franco'nun özgün bir İspanya vizyonu vardı. Katolik olacaktı ve mülkü koruyacaktı. Evliliğin kutsallığını koruyacaktı. Solcular bunların hepsine meydan okuyordu. Solcular ideal İspanyasını tehdit ediyordu. Yakında bunun için savaşma fırsatı olacaktı. Kasım 1933. İspanya, Muhafazakar Parti Koalisyonu'nun bir sonraki seçimi kazanmasıyla sağcıların eline geçti. Afrika kahramanı Franco tüm generalliğe atandı.
Ama sadece 6 ay sonra sosyalistler ve anarşistler kömür zengini Asturias bölgesinde büyük bir grev düzenledi. Sağcı hükümet Franco'dan yardım istedi. Franco da nizamı geri getirme fırsatına kucak açtı. Komünistler ve sosyalistler onu bir nevi otomatik olarak rahatsız ediyordu. Çok dindar ve katolikti. Solcuları Tanrı'ya inanmayan ateistler olarak görüyordu. Solcuları daha fazla ayaklanma göstermesinler diye uyarmak için birçok diktatör adayının kullandığı bir taktiğe yöneldi. İbret verici cezalar. Diğer diktatörler gibi Franco için de terör bir tür iletişim formuydu. Bu organizasyonlara üye olan her bir bireye saldırmasına gerek yoktu. Bazılarına karşı terörü kullanarak solcu akımlara sadık olan herkesin başının belaya gireceği mesajını verebilirdi. Afrika ordusu birliklerine Asturias'a gitme emri verdi. Bunu yaparak oraya acımasız birlikler gönderdiğini çok iyi biliyordu. Bunlar şiddet yanlısıydı. Franco'nun birlikleri 3000'den fazla İspanyolu toplayıp kurşuna dizdi. 30.000 mahkum cezalarını çekmek için İspanya'nın dışındaki sömürge bölgelerine gönderildi. Afrika'da yaptığı şeyi yaptı. Toplu baskı uyguladı. Sömürge savaşından farksızdı. Ama metropolde uygulanmış bir sömürge savaşıydı. Batılılara karşı açılan bir savaş değildi. İspanyollara karşı açılan bir savaştı. Kendini askeri açıdan kanıtlama fırsatından fazlasıydı bu. Siyasi bir yanı da vardı. Siyasetin tadına ilk bakışı sayılırdı. Bu onun ordunun ötesindeki bir alanda kendini kanıtlama fırsatıydı. Ayrıca bu İspanya'yı solun getirdiği tüm bu zorluklardan kurtaracak adam olduğuna inanmasını sağladı. Franco ayaklanmayı bastırdı ama taktikleri siyasi bir patlamayı tetikledi. Solcu partiler ayaklanmayı şiddetle bastırması karşısında dehşete düştü. Birlik olup Halk Cephesi adında bir koalisyon kurdular. 16 Şubat 1936'da İspanyollar yine sandık başına gitti. Sarkaç sallandı. Sağcı hükümet yönetimden ayrıldı. Halk Cephesi parlamentoda çok az bir farkla üstün geldi. Franco için felaketti bu. Ama en kötüsünü henüz yaşamamıştı. Ordunun darbe yapmasından endişelenen Halk Cephesi önemli sağcı generalleri ekarte etti. Franco, İspanya'nın son sömürgelerinden birine sürüldü. Kanarya Adaları'na. Afrika kıyılarından 100 kilometre, Madrid'den 2000 kilometre uzaktaydı. Savaş Bakanı bu adamları beladan uzak tutmak için olabildiğince uzağa, en az hasar verebilecekleri yerlere atamaya karar verdi. Sürgündeki generaller, İspanya'nın yeni liderlerinin ulusu sola yönlendirmesini izledi. Daha da kötüsü, radikal solcuların kiliseleri yaktığını ve rahipleri idam ettiğini öğrendiler. Sürülen generaller bir darbe planlamaya başladı. Franco'dan da önemli bir rol üstlenmesini istediler. Ama ordu darbesi riskin dorukta olduğu bir hamledir. Bu ayaklanmaya dahil olma konusunda ihtiyatlıydı. Başka benzer askeri isyanların başarısız olduğunu görmüştü. Aynı şeyin tekrar edeceğinden endişeleniyordu. Darbe başarısız olursa Franco hain damgası yiyip idam edilecekti. Günlerce düşündü. Karısı, çocuğu ve bir kariyeri vardı. Ama nihayetinde
İspanya vizyonu galip geldi. 18 Temmuz 1936. Franco, sivil kıyafetlerle gizlice onu Afrika'ya ve kaderine götürecek bir uçağa bindi. İspanya bölünmüş durumdaydı. Resmi yollarla seçilen halk cephesi, herkese eşit haklar vermek istiyordu. Franco ve milliyetçi generalleri, geleneksel Katolik İspanya'yı geri getirmek istiyordu. Ulusun ruhu için savaşa girmek üzereydiler. 19 Temmuz 1936. Franco Fas'a vardı. Darbe başladı. Franco'ya İspanya'nın sömürgecilik tarihindeki başarıları yüzünden Fas'ın sorumluluğu verildi. Franco başarısızlığın ölüm anlamına geldiğini biliyordu. Sadece onun için değil, değer verdiği her şey için. Ülkesi, inancı ve İspanya İmparatorluğu'nun mirası için. Afrika ordusu Franco'ya ve milliyetçi davaya sadakat yemin etti. Şimdi onları İspanya'ya götürmeliydi. Ama 30 bin askeri ve ekipmanlarını Cebeli Tarık Boğazı'ndan geçirmek barış zamanında bile büyük bir girişimdi. Franco'nun önünde başka bir sorun daha vardı. İspanyol donanması darbeye katılmayı reddediyordu ve gemileri boğazda devreye geziyordu. Afrika ordusu Kuzey Afrika'da mahsur kalmıştı. Boğaz bloke edilmişti ve hızlı olmaları önemliydi. Franco'nun boğazı geçmek ve savaşa katılmak için uçağa ihtiyacı vardı. Gözü pek bir plan yapıp iki diktatöre yöneldi. Adolf Hitler ve Benito Mussolini. İspanya'yı yeni silahları ve taktikleri için test alanı olarak kullanma fırsatına hemen atladılar. Alman ve İtalyan Hava Kuvvetleri uçakları 800 sefer düzenleyerek 15 bin askeri Akdeniz üstünden İspanya'ya taşıdı. Modern tarihin ilk büyük hava taşımacılığı olarak görülüyor bu. İspanya'daki darbede kilit rol oynadı. Franco'nun askerleri havadan getirmesi cumhuriyetçi düşmanlarını şok etti ve işbirlikçileri arasındaki statüsünü yükseltti. Diğer generaller İspanya'nın her yerinde savaşırken o kuzeye, Madrid'e doğru merhametsizce ilerlemeye başladı. Afrika ordusu bir katliam makinesiydi. Ve Güney İspanya'da karşılarında sadece sivil nüfus vardı. Ordu yoktu. Sadece çiftlik aletleri olan köylülerle karşılaşıyorlardı. Vardıkları her yerde ya da yol üstünde insanları katlediyorlardı. Bu korkunçtu. Franco'nun birlikleri Portekiz sınırı yakınlarındaki Badajoz şehrine vardı. Sefer sırasında subaylarını çok acımasız ve bazen vahşi olmaya teşvik etti. İç savaşta bir şehri aldıktan birkaç saat sonra tam bir katliam olurdu. Yakalanan tüm solcular toplanıp makineli tüfekle öldürülüyordu. Kasabaları ve köyleri ele geçiren Franco ve birlikleri askeri bir zaferden fazlasının peşindeydi. Franco, solu ve ideolojilerini yok etmek için mümkün olan her şeyi yapması gerektiğine, elinden geleni yapması gerektiğine inanıyordu. Ama bu savaşı kazanmak için Franco'nun güce ihtiyacı olacaktı. Başta diğer generaller savaşı nasıl kazanacaklarını düşünürken, Franco bir basın ofisi kurdu.
ana amaçları Franco'yu darbenin lideri olarak dünya basınına tanıtmaktı. Ama o aşamada lider değildi. Eylül 1936. Franco en üst seviye milliyetçileri toplantıya çağırdı. Generaller, milliyetçi İspanya'nın her bölgesinden Salamanca'daki geçici bir havalimanına geldi. İktidar mücadelesinde Franco'nun en büyük avantajı Afrika ordusunun komutanı olmasıydı. Ayrıca Hitler ve Mussolini'nin yardımını almada da önemli rol oynamıştı. Onu savaş sırasında herkesi birleştirip bir arada tutabilecek biri olarak gördüler. Diğer generaller oylamayla Franco'yu Silahlı Kuvvetler Başkomutan olarak seçti. Kıdemde 23. sırada olsa da kimse onun çatışma tecrübesine, siyasi zekasına ve bağlantılarına sahip değildi. Franco artık başkomutandı. Generallerin başıydı. Diktatörlük yolunda atılmış büyük bir adımdı bu. Onu diktatörlüğe, zirveye taşıyan kurnazlığı gayet belirgindi. Ama şimdilik Franco ülkenin sadece bazı kısımlarını kontrol ediyordu. Her şeye hükmetmek için İspanyol toplumunun temellerinin desteğine ihtiyacı vardı. Bunu elde etmek için önemli bir diktatör taktiği kullanacaktı. Onay almak. Her diktatörlüğün en zayıf yanı elit kesimin onları destekleyip desteklemediğidir. O yüzden diktatörler erkenden elit kesimi kontrolleri altına almaya çalışır. Ona tamamen sadık olduklarını garantilemeye çalışır. Ayakta kalabilmesi için onayları kilit rol oynayan 2-3 grup vardı. Kilise, ordu ve üst sınıflar, yani aristokrasi ve sanayiciler. Ordunun desteğini garantileyen Franco, geleneksel İspanyol toplumunun temeline göz dikti. Kilise. Eylül 1936. Franco, Madrid'deki Cumhuriyetçi üssüne ilerlemek yerine Toledo'ya döndü. Orada küçük bir milliyetçi asker grubu, şehrin antik kalesi Alcazar'da kuşatılmıştı. Toledo'nun hiçbir stratejik değeri yoktu ama daha önemli bir şeye sahipti. Katolik İspanya'nın tarihi merkeziydi. Franco ordu kalesindeki kuşatmayı ortadan kaldırmak için yön değiştirdi. Franco'nun birlikleri Toledo'daki Cumhuriyetçi ordusunu ezip geçti ve şehri ele geçirdi. Franco Toledo ele geçirildiğinde bizzat orada değildi. Ama ertesi gün oraya gitti. Haber kameraları Franco'nun varışını görmek için oradaydı. Dünyaya Franco'nun Toledo'yu kurtaran kahraman olduğu imajını yansıtacaklardı. Franco, dökülen kalede ve altındaki mağaralarda saklanan 1900 erkek, kadın ve çocuğun kahramanı olarak karşılandı. Kendini büyük bir dünya figürü olarak gösterdi. Darbe başladığında Franco sadece birçok generalden biriydi. Şimdi ordunun elebaşı ve Katolik İspanya'nın kurtarıcısı olarak ün yapmıştı. Hayal etsenize. Temmuz 1936'nın ortaları. Meslektaşlarından yarı izole olmuş bir generalsiniz. 2 ay sonra isyancı ordunun başı oluyorsunuz. İktidar için savaşan rakibiniz yok ve Madrid'i almak üzeresiniz. Şansına inanamıyordu. Tanrı'nın işi olmalıydı bu. Başka nasıl bir açıklaması olabilirdi ki? Ekim 1936. Milliyetçi birlikler İspanya'nın batı yarısını kontrol ediyordu. Ama ulusun çoğu Cumhuriyetçi Halk Cephesi'nin kontrolü altındaydı. Franco ülkeye hükmetmek için siyasi, ekonomik ve yönetim merkezini ele geçirmeliydi. Madrid'i ele geçirmeliydi.
Franco haftalarca başkente her şeyiyle saldırdı. Ağır silahlar, hava bombardımanı, taarruzlar. Ama şehir bir türlü düşmedi. Cumhuriyet birliklerini Madrid'de yoğunlaştırmıştı. Etrafının sarılmasını önledikleri sürece Madrid ayakta kalacaktı. Milliyetçi birlikler şehri almak için çabalarken, Cumhuriyetçi düşmanlarına her şeyi değiştirebilecek bir yardım ile uzanmak üzereydi. Ekim 1936. General Francisco Franco'nun İspanya'yı fethetme hayali duvara toslamıştı. Cumhuriyetçilerin başkenti Madrid kuşatmaya direniyordu. Daha da kötüsü, Franco'nun düşmanlarının yeni ve güçlü bir müttefiki vardı. Sovyet diktatörü Joseph Stalin, Cumhuriyete ve solcu hükümetine silah desteği vermeyi kabul etti. Franco Madrid'i alacakmış gibi göründüğü sırada, Sovyetler Birliği Cumhuriyete yardım teklif etti. Hızlı bir darbe olması planlanan şey artık topyekün bir iç savaştı. İspanyollar yarı yarıya bölündü. Hatta aile içi bölünmeler oldu. Biri Franco taraftarı, diğeri Cumhuriyet savunucusu olan kardeşler vardı. Büyük miktarda İspanyol toprağını fethetmişti. Ama Franco'nun iktidarı henüz güvende değildi. Kontrol ettiği bölgelerin birçoğunda vatandaşlarının yarısı ona karşıydı. Bu sorunu çözmek için bir sosyal temizlik politikası benimsedi. Franco düşmanını sadece yenmek değil, yeryüzünden tamamen silmek istiyordu. Bunu yapmak için başka bir diktatörlük taktiğini benimsedi. Düşmanları ortadan kaldırmak. Franco solcuları yenmek ve aynı zamanda ortadan kaldırmak istiyordu. O ideolojiden hiç iz kalmamasını da istiyordu. Toplumda düşmanları olan Cumhuriyet'in var olmasına izin veren tüm unsurlar sosyal temizlikle ortadan kaldırılmalıydı. Silvia Navarro'nun dedesi o düşmanlardan biriydi. Evine gitmişler. Kapıyı babaannem ve amcalarım açmış. Gelen zabıtaymış galiba. José Antonio Marco Viedma, Calatayud şehrinin önde gelen bir iş adamıydı. Ayrıca cumhuriyetçiydi. José Antonio'yu almışlar. O gün öldürülmüş. Dediğim gibi 2 Eylül'de 15 Calatayud vatandaşıyla birlikte öldürüldü. Belediye mezarlığının önünde duvara dizilip vuruldu. Diktatörlerin hepsi halkına karşı şiddet kullanır. İspanya'da sosyal şiddetin boyutu eşsizdi. Kurbanların %99'u İspanyoldu. Bu çok ilginç çünkü Franco İspanya'nın en az yarısının gerçek İspanyol olmadığına inanıyordu. Yani halkını kendi halkı olarak değil, bir nevi yabancı olarak görüyordu. Ve onlara korkunç derecede şiddet gösterebilirdi. Franco'nun birlikleri her şehirde ve kasabada halk cephesi liderleri ve partiye sadık olanlarla kalmayıp cumhuriyetçilere sempati duyanları da tutukluyordu. Askeri bir sefer taktiğinden fazlasıydı bu. Siyasi bir ayar çekmeydi. Aynı şeyin tekrar mümkün olmaması için cumhuriyeti mümkün kılan insanları ortadan kaldırıyordu. Bir tür sosyal mühendislikti bu. Savaş ilerledikçe Franco siviller üstündeki saldırılarını arttırdı. Alman ve İtalyan hava birliklerindeki müttefikleri
kasabaları ve köyleri yerle bir etmeye başladı. Guernica, Durango, Barcelona ve Madrid. Ana fikir, sivil nüfusa terör kusup morallerini çökertmekti. Ve savaşın önemli bir aracı oldu bu. Yeni teknolojiyle sivillere karşı açılan bir savaştı bu. 1939. İspanya kendi kendini parçalarken Avrupa savaşa hazırlanıyordu. Kaynaklarını yaklaşan savaşa saklayan Sovyetler Birliği, Cumhuriyeti desteklemeyip bıraktı. Şubat'ta Halk Cephesi'nin ordusundan kalanlar çöktü. ...27 Mart... Franco'nun birlikleri törenle Madrid sokaklarından geçiyor. Yarım milyon can kaybının ardından iç savaş sona ermişti. Cebeli Tarık Boğazı'nı geçtikten 3 yıl sonra Francisco Franco tüm İspanya'nın diktatörü oldu. Milliyetçi bölgelerde zafer kutlamaları şafağa kadar yankılandı. Ama bir zamanlar cumhuriyetçi olan bölgelerde insanlar canlarını kurtarmaya çalışıyordu. Madrid'den çok sayıda insan kaçmıştı. Binlerce insan kurtulabilmeyi umarak kıyı kesimine kaçtı. Zafer artık Franco'ya sosyal mühendisliğini genişletme fırsatı veriyordu. Eski hükümetle bağlantıları olan herkese hedef alan bir tutuklama ve öldürme dalgası daha başlattı. Amaç kiliseye karşı olan veya sosyalist olan herkese mesaj göndermekti. Solcu siyasi organizasyonlara katılan herkese. Avrupa'da çatışmalar kızışırken Franco kendi halkıyla savaşmaya devam ediyordu. 3 yıl içinde 250 bin kişi hapse atıldı. 28 bin kişi infaz edildi. Franco'nun stratejisinde bu şarttı. Çünkü rejimine karşı çıkan herkesi yok etmeliydi. Böylece 40 yıl boyunca iktidarda kalabilirdi. Gelecekteki kontrolünü korumak için Franco başka bir diktatörlük taktiğine yöneldi. Beyin yıkama. Beyin yıkama, genel olarak insanların alternatif söylemler duymasını önleme sürecidir. Korkuya neden verme, mevcut rejim olmazsa hayatta ne tür riskler olacağını hatırlatma yöntemidir. Franco'nun rejiminde beyin yıkama oldukça eşsizdi. Çünkü Katolik beyin yıkama prosedürleri kullanıldı. Yani din öğrenimi kitaplarıyla bile çok küçük çocuklara Franco ve onun rejim ve halk için ne kadar iyi olduğu anlatılıyordu. Çocukları yaşken eğmek stratejinin bir parçasıydı. Bazen doğumla başlıyordu bu. Hapishanede cumhuriyetçi bir kadın hamile ise bebeğini doğurmasına izin veriliyordu. Sonra çocuk alınıp gerçek bir İspanyol ailesine veriliyordu. Hapishanelere gidip cumhuriyetçi kadınların bebeklerini gasp ediyorlardı. Kadının, çocuğun demokrasi taraftarı olmasını tetikleyebileceğini söylüyorlardı. Çocukları alıp Katolik kurumlara veya ailelere veriyorlardı. İspanya'nın sınırlarının ötesinde İkinci Dünya Savaşı Avrupa'yı ateşe vermişti. Dış dünya için İspanya resmen tarafsızdı. Ama ülke sınırları içinde diktatörün halkına karşı savaşı daha yeni başlıyordu.
1945. Hitler intihar etti. Mussolini idam edildi. İkinci Dünya Savaşı sona erdi. Ama İspanya'nın diktatörü hala baştaydı. Franco, İspanya'yı savaşın dışında tuttuğu için terör devletini sürdürmekte özgürdü. İç savaşın sonunda hapiste yüz binlerce cumhuriyetçi vardı. 1947'de üniversite öğrencisi Nicolas Sanchez barışçıl bir gösteriye katıldı. Tutuklanıp 6 yıl hapse mahkum edildi. Diğer diktatörler gibi Franco da Nicolas Sanchez gibi mahkumlarla ilgilenmek için klasik bir taktik kullandı. Çalışma kampı yaratmak. Çalışma kamplarının iki fonksiyonu vardır. Biri korku yaratmak, diğeri belirli kişileri ortadan kaldırmak ve onları haddini aşanlara ne olacağını göstermek için örnek olarak kullanmak. Tahkimat, demir yolları ve barajlar inşa etmek için kullanılan toplama kampları da vardı. Bunlar çok ağır işlerdi. Franco, rejiminin zaferi adına devasa bir anıt yapmak için köle çalıştırdı. Bu anıta Şehitler Vadisi adını verdi. Şehitler Vadisi'nde çalışan çoğu kişi siyasi mahkumdu. Şehitler Vadisi'nde çalıştıkları her yıl için hapis cezaları 5 yıl azalıyordu. Yani onlara bir seçenek verilmişti. Orayı sevdikleri söylenemezdi. Ama diğer seçenek çok daha kötüydü. 1958'de neredeyse 20 yıllık zorlu bir çalışmadan sonra diktatörün kendi adına yaptırdığı anıt tamamlandı. Anıtın büyüklüğü, yönetimleri altındaki toplumları kontrol etmeye ne kadar istekli olduklarını gösteriyordu. Ülkelerinin geleceğinde kalıcı bir etki sahibi olma isteklerinin yansımasıydı bu. Sadece anıt değil, Franco'nun İspanyol siyasetini ve toplumunu kontrol altına alma işlemi de tamamlanmıştı. Artık siyasi görüş sahibi olmak suçtu. Bu insanların siyasete girmesini engelledi. Çünkü siyaset çatışma ve savaşla bağdaştırılıyordu. Bu stratejinin ana başarısı siyaseti tehlikeyle bağdaştırmaktı. 1960'ların sonlarına kadar çok başarılıydı. Franco istediği şeyi elde etti. İspanya'da zamanı dondurdu. Rejimi güvende olduğuna göre mülayim bir uluslararası devlet adamı ve babacan bir hükümdar olduğu imajını pekiştirecekti. Bu diktatör, bu toplu katliam adamı ileride halkının dedesi olarak görülecekti. 30 yıl iktidarda kaldıktan sonra bu lider son bir meydan okumayla daha yüzleşiyordu. Ölümünden sonra İspanya'yı kim yönetecekti? 1969. Franco, Kral 13. Alfonso'nun torunu Juan Carlos'un halefe olacağını ilan etti. Ölüm döşeğindeki diktatör, yeni kralın İspanya'yı geçmişte mahkum tutacağını umuyordu. Ama Franco 20 Kasım 1975'te ölünce rejimi de onunla birlikte öldü. Artık kral olan Juan Carlos, Franco'nun son dileğine karşı gelip diktatörlüğü yıkmak ve İspanya'ya tekrar demokrasi getirmek için harekete geçti. Aylar sonra İspanyollar 40 küsur yılın ardından ilk demokratik seçimlerini düzenledi. Sonuçlar 1936 seçimini birebir yansıtıyordu. Solcular küçük bir farkla kazandı. Franco'nun sosyalizmi yok etme denemesi başarısız oldu. Ama diktatörlüğünün sonuçları
İspanya'da bugün bile etkisini gösteriyor. İspanyollar son 10 yıldır Franco'nun insanlık suçlarıyla yüzleşiyor. Uluslararası Af Örgütü'ne göre İspanya, Kamboçya'dan sonra dünyada en çok toplu mezara sahip olan ülke. Ülkenin her yerinde isimsiz mezarlar var ve bu sorun hala çözülemedi. İspanya'da toplu mezarlarda kaybolan 114 bin sivilin isimleri var. Mesela İspanya'nın güneyindeki Malaga'da 4300 kişi barındıran bir grup mezar var. İç savaş sırasında öldürülenler için hiç adalet aranmamış olması ciddi miktarda huzursuzluk ve içerlemeye neden oluyor. Bence bizim tarihimiz Avrupa'nın kara kutusunun bir parçası. O kara kutuyu bulmamız gerekiyor. O kara kutu içindeki sesleri göstermeliyiz. İspanyol toplumunda yarattığı boşluk onun mirası oldu. İç savaşta ve o acımasız diktatörlük yüzünden İspanyol toplumuna mal olan bütün o zenginlik, maddi dünyadaki o insan varlığı yani, bunu nasıl değerlendirebiliriz? Bunu nasıl düzeltebiliriz? Benim buna bir cevabım yok.